Efendim hepinize sevgiler, saygılar sunuyoruz. Yılı bitirirken sektörleri değerlendirdiğimiz bu programda inşaat, konut, emlak sektörünü değerlendireceğiz. Çok kıymetli iki iş insanıyla beraberiz. Sektörün içerisinde hem Kayımder Başkanı hem Kayımder önceki dönem başkanı ve İMKON Yönetim Kurulu üyesi sektörü en iyi değerlendirecek sektörü temsilcilerinin dernekleri ve üst kuruluş temsilcisi olarak yetkin isimlerle yılı değerlendirip önümüzdeki yıldaki sektörel bakışı gerçekleştireceğiz. Çok değerli konuklarımı takdim etmeye gerek var mı bilmiyorum. Hepiniz çok yakından tanıyorsunuz. Yalçın Dağtekin, Dağtekin İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı ve Kayımder Başkanı. Ondan önce Halef Selef, Levent Akdoğan Bey de Kayımder önceki dönem başkanı ve Anka İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı ve Sektörün Üst Çatı Kurucu Konfederasyonu Yönetim Kurulu, İMKON'un da yönetim kurulu üyesisiniz. Evet. Tekrar hoş geldiniz diyorum. İlk olarak ilk turda bir yılı değerlendirelim. Geçtiğimiz günlerde de hemen ayağınızın tozuyla da Kıbrıs'ta çok önemli bir toplantı gerçekleştirdiniz. Çok hayırlara vesile olacak kararları da alındı. Gerçekten onun müjdelerini de sizin burada almak isteriz. İsterseniz hem İMKON Yönetim Kurulu üyesi ve Kayımlı önceki dönem başkanı sizden başlamak isterim. Hem yılı sizden şöyle bir değerlendi. Hem de yılın sonunda da çok ciddi bir altın vuruş yaptınız. Yıl sonunda gerçekten yılı tam toparlayacak bir etkinliğe imza attınız. Yedikleriniz sütleriniz sizin olsun. Ama orada yaptıklarınızdan paylaşalım. Tabii ki. Önce değerli izleyicilerim buradan selamlıyorum. Başkanıma da başarılı yayınlar diliyorum sizlere de. 2023 tabii depremle uyandığımız bir yıl oldu Ömer Bey. Hem sektör olarak hem de toplum olarak bir moral motivasyon düştü. Ekonomik ciddi bir zarar gördük. Ekonomi zararından daha ziyade birçok orada kayıplarımız var, can kaybımız var. Tekrar saygıyla anıyoruz. Allah'tan rahmet diliyoruz. 2023'e böyle girdiğimiz zaman devamında da ekonomik krizle beraber bizim sektör durağanlığa geçti. Bunun devamı da 2024'de illaki ilk çeyrekte şey yapacak, hissettirecek. Ama ikinci çeyrek ve son dönemde inşallah sektörün daha hızlı bir şekilde ilerleyeceğini göreceğiz. Bunun da memleketimize ihtiyacı var. Bizim olağan çalıştayımız, yıllık yaptığımız İMKON'da, bunu Kıbrıs'ta gerçekleştirdik yavru vatanımızda. Orada da gerçekten çok güzel bir şekilde ağırlandık. Sayın Tatar Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar Bey katıldı, Başbakan Yardımcımız, Bayındırlık Bakanı, Kültür Bakanı hepsi de çalıştayımıza katıldı. Ciddi de bir katkıda sundular. Biz o kadar bilmiyorduk ama hakikaten Türkleri çok seviyorlar. Bizleri çok seviyorlar, Türk insanlarını da orada istiyorlar, Türk iş adamlarını. Hem buradan da bir paylaşma yapmış olayım, diğer sektörler için de aynısı geçerli. Yabancı sermayeli ve yabancı uyruklu, Türkiye dışındaki yabancı uyruklu birçok yatırımcı şu an Kıbrıs'ta iş yapıp şirketleriyle beraber, hatta işte İsrail firmaları falan da şu an gündemde çok şey diyor. Onun da açıklamasını yaptı aslında. İsraillilere o kadar ciddi bir derecede şeyi yok. Şey olarak %5'e falan geliyor yabancı yatırımcı olarak. Bunları Sayın Cumhurbaşkanımız da orada Tatar Bey de ciddi şekilde açıkladı. Bir kaygı, bir risk burada olmadığını, istihbaratın hem Türkiye istihbaratının hem Kıbrıs istihbaratının yeterince çalıştığını, bu konuda bir sıkıntı olmadığını anlattı. Buradan da hemen kısa bir paylaşmış olayım. Yani insanları Kıbrıs'a yatırım yapabilir. Öyle bir yatırım da bekliyorlar. Bu çalıştayda 52 il başkanımız ve dernek yöneticileri, yaklaşık 150'ye yakın bir arkadaş katılımıyla gerçekleştirdik. Sorunları en azından ortaya yatırabildik. Sorunumuz ne? İleride Türkiye'yi ne bekliyor? Biz tabii sivil toplum kuruluşu olarak hükümetleri, devleti bu konuda uyarmak zorundayız. Veya gördüğümüz eksikleri anlatmak zorundayız ki ona göre kararlar alınsın, ona göre bir şey çizilsin, yol çizilsin. Buradaki çıkan karar şu. Gerçekten Ömer Bey, özel sohbetlerimizde de çalıştığı esnasında da ortaya çıkan sonuç şu, sektör sahiplerinin, sektör işleten sermaye sahiplerinin, müteahhitlerin tamamında eksiksiz bir moral motivasyon eksikliğini gördük. Herkesin ifadesi şu, yeni taahhüdündeki işleri tamamlayıp işi durağanlaştırmak,
kapasiteyi azaltmak veya tamamen sektörden çekilme gibi bir eğilimle gördük. Başka sektörlere kayma gibi. Ben bunu defalarca tekrar ediyorum ama maalesef dün bir televizyon kanalında bir işte konutla ilgili bir tartışma var, böyle bir sohbet şeyi var. 4-5 tane profesör arkadaşımız, ekonomist de var burada. Yorumları şey gibi izliyorum. Yani bunlar şaka mı yapıyor? Ya yani bu ekonomi böyle mi yönetiliyor veya profesörlerimiz böyle mi yorumluyor diye. Şu deniyor. Diyor altına yatırım yapıştı, altın zirve kazandırdı işte şeyin şampiyonu. İşte faiz şöyle getiriyor. Konuta girme diyor. Şunu diyor, o tamam girmesin, o amenna, o şeydir, ekonomik şeydir. İkinci, üçüncü konutu veya yatırımcı diyor, bir konutu varsa ikinci konutu almasın diyor. Böyle bir toplumda da yanlış bir algı ve bilgi var. Ben bunu buradan tekrarlamak istiyorum ki, Çalıştay'ın da aslında oradaki çıkan sonuçları da burada paylaşmış oluyorum. Şu, yani insan 10. konutunu da alsın, 15. konutunu da alsın. Ben hep şunu diyorum, bir insanın bir finans kaynağı var veya bir yatırımı var, bir bütçesi var. Gidip altın mı alsa veya işte faize para mı yatırsa veya döviz mi alsa veya konut mu alsa? Bunun hangisini seçersiniz? Ben memleketimi seven biri olarak konut almasını seçerim. Niye? O alsın önemli değil, ben üretirim. Yeter ki satışım olsun. O alırsa elimizde konut sayısı artar. Konut sayısı arttığı zaman kira düşer, konut rakamları düşer. Çünkü biz sürüm yaptığımız zaman daha fazla imalat yapacağız. Daha az karlılıklarla veya daha maliyeti de düşürebiliyorsun konut sayısını arttırdığın zaman imalat olarak. Bu toplumun genelinin faydasına olan bir durumken bunu yatırımcı 4., 5., 10. konutunu alıyor diye kara tahtaya yazıyoruz adını. Bu adam vatan haini gibi. Yani o adam ne yapacak ki? Yurt dışına mı götürsün parasını? Parası varsa. Zaten parası yoksa almaz. Fazladan bir sermayesi varsa ya yurt dışına götürecek, dolar alacak, euro alacak, altın alacak. Başka ne yapacak? Bunun yerine konut alıyorsa inanın şeyidir. Memlekete katma değer sağlıyordur. Katma değer, bu katma değer de bütün vatandaşların menfaatine olan bir katma değer. Sadece kendini sağlamıyor. İlla ki bir karlılığı oluyordur. Neye girse olacaktır. Döviz de alsa, altın da alsa veya yurt dışına götürüp orada bir yatırım yapsa veya başka bir sektöre yatırım yapsa illa ki o sermaye bir karlılığını alacak. Ama bunu konut kısmında kullanması kadar memleket için hayırlı olan bir şey yok. Ama yorumcuları dinliyoruz. Almasın, üçüncü konut alırsa şu kadar vergi olsun. Beşinci konut kiradaysa ona özel bir vergi olsun. Hatta işte hiç bedava tuttursun falan gibi. Değişik yorumlar alıyoruz. Bunun karşılığında hiçbir realitesi olmayan ekonomik olarak. Bir yorumlarla karşı karşıyayız. Lütfen arkadaşlar, yani bu insanlar, sermaye sahibi insanlar gelsin konut alsın. Biz üretiriz. Onlar konut aldığı için konut fiyatları, kiralar yükselmiyor. Onlar konut almazsa konut fiyatı yükselir. Onlar alsın, yatırımcı konutunu alsın, biz üretiriz. Şükür o kapasitemiz var. Türkiye müteahhitlerinin şu an dünyada ikinci sırada bir müteahhit sektörü olarak. Yani böyle bir büyük bir camia fazlasıyla üretir. Yeter ki satış olsun. Hadi başkanım işte şu anki projeleri, bizlerin şu anki projeleri iki katına, üç katına çıkarabiliriz biz kapasitemizi. Birazdan onlara geleceğiz ama, ikinci turda. Bunu gelmek için satış yapman lazım. Satış olmazsa yenisini üretir misiniz? Bir de dediğiniz konuda herhalde en önemli farklardan birisi de istihdama katkı sağlaması. Yan unsurlarıyla beraber çok ciddi bir iş alanında harekete geçirmesi tahmin ediyorum. Tabii. Ki hükümetin de istediği, Cumhurbaşkanı'nın da sık sık vurguladığı konu bu. Lokomotif bir sektör, tüm sektörleri harekete geçiriyor. Dünyada her tarihte konut şeydedir, kraldır bu. En üstte durur ekonomik olarak. Yani insanoğlu işte yerleşik hayata geçtiğinde belki bilmiyorum ama o zaman işte mağaralar yapıldığında bile onun mağarası daha büyük, daha güzel, bizimki daha küçük diye şeyi bile olmuştur. O da bir yani. O da bir barınma şekli. Yani barınma şekli olduğu için insanlık tarihi boyunca konut her zaman zirvededir. Altın ilk icat ettiklerinde piyasaya sürülmüştü böyle bir şey. Demişler ki ya arkadaş altın yenmez. Ben ısıtmaz. İşte bir şey yapmaz. Yani bu
teknolojide kullanılmaz. Bugün için desek bile teknolojide bir faydası yok ama altının bir değeri var. Bu değer reel bir değer değil. Yani yarın altın düşebilir, hep ortadan kalkabilir. Bilemezsin yani ama konut kalkmaz. 1000 yıl sonra da konut ihtiyacı var. Belki uzayda yapacağız, ayda yapacağız ama bir şey yapacağız, barınak yapacağız. İnsanoğlunun ihtiyacı uzayda, bu. Ayda ne güzel, gerçekten fena olmaz. Konut fiyatları da herhalde düşer ayda olunca değil mi? Derin bela olarak mı fırlar? Ayda kiralar biraz yüksek olabilir. Biraz yüksek olabilir. Şey, navlun nakliye. Evet, navlundan onlar biraz çok lojistik olarak sıkıntı olur evet. Tahmin ediyorum. Güzel. Onun için üretimi desteklemek lazım. Konut sektörünü Türkiye'de canlandırmak lazım. Bir an önce hükümetin de bir an önce bu konut kredileriyle ilgili bir kampanyayı başlatması lazım devlet destekli. Yoksa Ömer Bey 2024-2025'te bu programı unutmayalım. 2000 böyle giderse 2024-2025'te gerçekten konut bulamayacağız. Bakın 52 il başkanı, Türkiye geneline yayıyorum, Kayseri'yi boş verin. Hiç kimse yeni proje imza atmıyor. Bu ne demektir? İmalat yok, arz yok. Talep biter mi? İnsanlar evleniyor, insanlar çoğalıyor. Nüfusumuz artıyor, göç alıyoruz. Bunun önüne geçme şansımız yok şu an için. Bunun önüne geçemiyorsak, arz eğer bunu tamamlamazsa, ciddi bir yine yükselen rakamlar, yükselen kiralar, yükselen konut rakamları karşı karşıya kalırız. Bunun hakikaten toplum olarak bedelini ağır öderiz diye ben tekrar ediyorum burada. Ben Yalçın Başkanıma söz vermeden önce ifade ettiğiniz konuyla ilgili görüşlerinizi almak isterim. Güzel bir analiz yaptınız. Geriye dönüp bakıldığında Türkiye'de ne yazık ki kalp grevisi giden sektörlerden bir tanesi de konut sektörü, otomotiv sektörü de öyle. Bir yükseliyor, kiralık ev bulamıyorsunuz. Bir düşüyor, herkes kiralık verecek, aman arkadaş sana tek aidatını öde de kira almayayım deniyor hem iş yerleri hem şey. İnan hep yaşadık, yaşıyoruz bunu. Arabada da, otomotivde de öyle. Şu anda %30, %40'a yakın kuş kanadını oynatmıyor. Bir söylenti çıktı, işte araçlar geliyor bedava verecek falan gibi, o durdu falan. Yani bir anda fiyat patlıyor, arkasına yetişemiyorsun. Dünkü araba farklı fiyat olmuş. Yani hekimler der ki, tansiyonda da labil tansiyonu en tehlikeli tansiyon derler. Oynayan, çıkan, inen. Kardeşim belli olmuyor, insanı yoruyor, gerçekten yorarmış. Evet. Ya stabil bir tansiyon kardeşim, yüksek yüksek gitsin. Gerçekten bazılarının işte yaş, kilo bilmem neye göre tansiyon yüksek tolere edilebiliyormuş ama düşük çıkan en tehlike. Bizim konut sektörü de Türkiye'deki sektörlerin çoğu da gerçekten kat grafisi gibi iniyor çıkıyor. Aynı evet. Dediğiniz gibi bunun öneri anlamında demin söylediniz. Evet krediler çıktı. O kredi çıkıldığında da çok ciddi bir patlama yaşandı ama sonuç hüsran oldu. Evet. İkinci elde çok büyük haksız kazançlar oldu. Diğer tarafta da sizden onu bekleyin, ben sadece girizgah olsun diye arz ediyorum. İşte belli bir kata kadar yaptıktan sonra, belli bir inşaatın bittikten sonra krediye hak kazansın diye adamcağızlar ikinci, üçüncü vinçleri getirip o inşaat evet. Hareketlendirirken krediler durdu. Çözümü nasıl öneriyorsunuz? Bizim talebimiz şu Ömer Bey. Biz hiçbir zaman 0.69 istemiyoruz. Yani şöyle isteriz tamam ama faizler düşerse isteriz. Yani reel faiz 2 iken, aylık %2 iken 0.69'da kredi kullandırırsın biz doğru bulmuyoruz. Ben doğru bulmuyorum. Nedir? Aylık faiz %3 mü? De ki ilk konut sahibi olacak. Hakikaten vatandaşı konut sahibi etmek istiyorsak bu anayasal hakkıysa bu vatandaşın. 3 ise 1.5. 1.5'la konut kredisi ilk konuta sahip olacak kişilere kullandıracağız. Bunu da sürekli hale getirmesi lazım. Bir kalıcı. Biri evlenecekse diyecek ki ya benim işte 1 yıl 2 yıl çalışırız. Düğündeki takımızı, şunumuzu, birikimimizi yaparız. 2 yıl sonra faiz ne olursa olsun. Devlet zaten %30, %40, %50'sini bilmiyorum oranına sayarlar. Bu kadarın devlet destekli kredi kullanarak ben konut sahibi olabilirim diye şeyini de çizebilir. Kendi ne zaman konut sahibi olacak, işte ne zaman araç alacak buna bir profil çizer. Şimdi ne yapıyoruz? Günlük bugün işte araç kazandırır deniyor, araba fiyatları düşük deniyor, gidiyor araba alıyor. 3 ay sonra konutta kredi oldu diye gidiyor bu arabayı satıp konut almaya çalışıyor. Öngöremediği bir
hayat çizgisiyle karşı karşıya kaldı. 2 sene döviz yerinde duruyor. Döviz yerinde duruyor. Duruyor. Borsa diyorlar. Borsaya giriyor. Borsa çöküyor. Vatandaş mağdur oluyor. En azından bu kardeşim bilsin ki ya ben ne zaman olursa olsun, faiz kaç olursa olsun devlet bize destekli faiz kredisi kullandıracak, konut kredisi kullandıracak. Ona göre hayatın çizgisini ayarlayabilir. Ben onu söylüyorum. Yani anormal de olmaz. Yani 2 iken 0.69 vermeyelim. Çünkü tamam hakikaten ihtiyacı olan kişiler için feda olsun, 0 faizli veresin. Ama bunu kötüye kullanacak kişilerin önüne geçmek için ilk konut sahibi ise, ilk konutun olacaksa veya konutunu satmıştır, yenileyecektir. Bunu da ilk konut sahibi olarak kabul etmek lazım. Bunlara özel kampanyalı, devletin desteklediği bir kredi faiziyle kalıcı hale getirirsek sektör daha disipline olmuş olur. Bu şekilde dalgalar sizin dediğiniz gibi kalkografi gibi bizleri de yoruyor. Yormasında ne yapıyor? Sektörden tecrübeli, bilgili, deneyimli olan müteahhitler çekiliyor. Çünkü bir yerden sonra işte kalbiniz de bir yerden sonra dayanamıyor. Kalp krizi geçiriyorsun. Bu krize gelmeden, kalp krizi geçirmeden sektörden çekileyim diyor. Zaten inşaat sektöründen Ömer Bey şöyle enteresan bir durum var. Mesleği bırakan bir meslektaşım 2 yıl sonra tekrar bu işe başlayamıyor. Çünkü o kadar inişli çıkışlı, o kadar yorucu ki tekrar bu temponun içine girmeye cesaret edemiyor. Vay be. Ama şu an biz içindeyiz. Yaşıyoruz. İşte inişi, kalkışı, normal hayat standardı sanıyoruz ama değil. Bunu bıraktığınız zaman görebiliyorsunuz. Güzel bir noktaya temas ettiniz. Ayrıca ilk konut alacaklar özellikle dediniz ya, hayırlı iş, evlendi yeni genç çift. Ya o zaman 2+1 de ona çok rahat yetecek. Yük de olmayacak. Yani gösterişten uzak, ihtiyaca dönük. Evet. İlk işe girdiğinde kredi çekip araba alana kadar ki işte hep Koç'ta, Sabancı'da işe almazmış, ev olmayıp da araba alanı işe almazlarmış. Ya kardeşim sen hava peşindesin demek. Evet. Ev olmadan niye araba alıyorsun diye. Yani çok daha küçük bir evi, çok daha başını sokacak bir... Ha çocuklar büyüdükçe o evi satıp bir başkasına geçmesi ekonomik olarak da kolay olur. Yani burada yol gösterici olması gerekiyor. Size aynen katılıyorum. Bir sürü şeyler çıktı. Ne diyorsunuz ona? Üç harfler gibi bir de onlar vardı. Bilmem ne evim, evet, bilmem ne evim, bilmem ne evim. Ya bir kural geldi, yarısından çoğu döküldü. O zaman girenler ne oldu acaba? Yani niye bu kanun koyucu bunlar ortada pancar gibi herkesi doğrayana kadar buna müdahale etmiyor? Ya serbest piyasa ekonomisi falan deniyor da serbest piyasa ekonomisi de olmuyor. Yani biz tamamen her türlü kurallara, kaidelere bağlı bir kuruluş olarak attığımız adım 40 yerden denetlenirken sosyal medyaya bir tanesi fenomen çıkıyor, milleti pancar gibi doğuruyor. Yani ona izin veriyorsunuz. Adam çıkıp hoparlörle pazarda soğan satar gibi sokakta satıp para toplamıyor. O sizin müsaade ettiğiniz mekanizmadan dolaşıp para topluyor. Bize dertliyiz gördüğünüz ben gibi. Şöyle bir şey yapayım. Çok da kısa tutayım başkanıma şey yapmayın. Evet kayınbey başkanımız önemli. Son derece şık böyle gerçekten kart varisi gibi burada. Bir de bakışları da var. Fazla da bekletmeyelim. Bizim hakikaten ülkemizin ekonomisinin ayakta tutan reel sektörümüz. Reel sektörümüz o kadar hızlı tepki verebiliyor ki her şeye. Yani düzeltmesini çok hızlı yapıyor. Dediğimiz gibi ilk konut sahibinde kampanyalı bir kredi sistemi gelmiş olsa sabit, bu standart hale gelmiş olsa hemen ne yapar bizim reel sektör? Bizler ne yaparız? Deriz ki ya ilk evlenecekler için 2+1 konut yapalım. Onların kredi faizleri düşük. Hepsi de alabiliyor. İmkan sağlandı. Anayasal hakkı olan imkanı sağlamış oluyorsun bir de. Yani o güzelliği de var. Var. Biz de ne yaparız? 2+1. Bunlar için ayrı bir blok yaparız. Doğru. Ayrı bir sistem kurarsın veya sektör oraya doğru da bir şey açmış olur, pencere açmış olur. Olur. Yani şeyi analizini de yaptım. Ben bunu da çok kısa bir şekilde paylaşayım. Buyurun başkanıma şey yapalım, söz hakkını devredelim. Altın ve konutla ilgili şu an altın en çok kazandılan şeyde zirvede ya. Yani faiz, döviz, bütün emtialara göre karşısına aldığınız zaman altın şu an kral, en üstte. Son 5 yıldaki şey altının değişimini izledim. Son 5 yılda konut 10 kat fiyat artmış. 10 kat. Şimdi şu da deniyor. Deniyor ki 10 kat artmasındaki diyor döviz artmamış. İşte faizi hesaplıyorsa 10 kat artmamış. Konut niye arttı? Şişkinlik balon mu var diye. Bu soru çok geliyor. Biz şu an maliyetinin altında satış yapıyoruz Ömer Bey. Yani inşaat malzemelerinin tedarikte çok zorlanıyoruz ve maliyetleri çok arttı.
İşçilik maliyetleri çok arttı, işçi bulamıyoruz. Şu an maliyetin altında rakamlar var piyasada. Yani balon olma şansı sıfır. 10 kat artması doğru mu? Doğru değil. Ama bu bizim elimizde değil ki. Bizim elimizde değil. Biz alıp satıyoruz. Alıyoruz, işçilerle birleştiriyoruz, sonra satıyoruz. Aslında biz hem imalat yapıyoruz ama aynı zamanda esnaflık yapmış oluyoruz. Bizim maliyetimiz belli, aldığımız belli. İşçiliği yaptırıyoruz, üstüne koyuyoruz. Belli bir karlılıkta ki o %20 geçmiyor, öyle satıyoruz. Şimdi 10 kat artmasındaki sebep müteahhit değil. Hep zurnağın son düdüğünde biz şeyin deliğinde biz olduğumuz için müteahhit dairede 10 kat artırmış diyor. 10 kat biz artırmadık. Emtia arttı, malzeme arttı, işçilik arttı. Biz de mecbur onu artırmak zorunda kaldık. Son 5 yılda konut 10 kat artmış, altın 8,5 kat artmış. Yani zirvedeki en iyi yatırım diye gösterilen altından bile 1,5 kat fazla, yani kendi arasında 1,5 kat. Biri 10 kat, konut 10 kat artmışken altın 8,5 kat artış göstermiş. Bu ekranlarda değişik altın yorumcularını falan her gün haberlerde gidip bir konu uzatıyorlar ama herhalde müteahhitlere gidip de ne oldu diye uzatmıyorlar. Onlar da La Fontaine'den masallar gibi anlatıyor ama bir tane çok güzel bir yorum yapmış. Eğer onların hepsini de tanıyoruz. Çok da zengin, hatta zengin bile sayılmazlar. Evet. Tutturabilselerdi kendileri zaten oradan zengin olur, o işi bırakırlardı. Çok da hakem kesmekte olsun dediğiniz gibi evet. Olmuyor. Gerçekten piyasa kendi stabilitesini, kendi eğilimini yapıp kendi rahatlıkla akan suyun deresini bulduğu gibi buluyor. Ama o, işte orada kendi... 30 saniye hemen şunu da söyleyeyim. Buyurun. Altında şey konut kıyasladık, hemen faizde de kıyaslayın. İşte faiz şu an %50-55 mevduata ödeme yapıyor. Memlekette reel enflasyon 68-70 deniyor. Konutta 80'e çıkıyor bu. Yani kimse şunu düşünmesin. Yani şey çok oluyor çünkü. Diyor ki 3 milyon konuta vereceğime ben bunu faize yatırırsam aylık getirisi bana şu kadar. Bunun 3'te 1'iyle kirada oturabilirim. 3'te 2'si bana kalır diyor. Onu da yanılgıya düşüyorlar. Yine matematik hesabında hata var. Yine mantığında hata var. Yani sana yıllık %50 faiz veriyorsa bir banka, enflasyon da 70 ise seneye konut %70 artacaktır. Bunun altı var mı? Yani 1 lirayken bu 1.7'ye çıkacak. Sen 1,5 liran oluyor. 1.7 yine %20 kaybın var orada. Yani bu hesaplamayı lütfen unutmayalım. Yani kimse zararına mal vermez, üretmez. En fazla olur. Üretim yapmaz. Mevcut üretiminde en de stok olarak tutar. Faize de yatırsa yine zararda. Onun için bir ara hakikaten olduydu, bir konutta şişme olduydu. Konut müteahhitleri, hatta biz dedik burada fırsatçılık yapmayın arkadaşlar, bu faiz oranlarını kullanıp fiyatlarınızı artırmayın diye. Biz de burada çağrıda bulunmuştuk. Şimdi ben vatandaşa çağrıda bulunuyorum. Fırsatçılık yapmayın, yani götürüp faize parayı yatırıp da şu an maliyetine konut satmaya çalışan müteahhit kardeşlerimizi zor durumda koymayın. O paranızı çekin, gidin konutu alın. Seneye alamayınca şey olmaz. Yine fırsatçılık oldu lafı olmaz. Çünkü artacağı %100 kesin. Şu an maliyetten satış varsa git bankadan faize yatırma paranı çek. Konut ihtiyacın varsa git konutunu al. Ki 6. ayda Allah kısmet eder yaşarsak programı yaparız, görürüz bunları. İnşallah. Aynı bu programın devamı gibi de konuşuruz. Yaparız bunlar. Evet, Allah ömür verirse yaptığımız değişik programlarda dedikleriniz çıkmıştı. Küreye bakar konuşmuyorsunuz. Sektörün içinden gelebiliyor. Değerlendiriyorsunuz. Kayınpeder Başkanımız Yalçın Dağtekin'e, Dağtekin evet. İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı, duayen bir isim. Oldukça fazla sayıda da konut üretiminiz var. Şöyle bir yıllık sektörü değerlendirip son Kıbrıs'ta yapmış olduğunuz iş ziyaretinde katarsak neler söyleyeceksiniz? Tabii müteahhit Sayın Üstadım, Sayın Başkanım. Şimdi özellikle bu yıl 2023 yılı müteahhitlik mesleğinin de tekrar gözden geçirilmesine, özellikle 6 Şubat'taki depremden sonra da mesleğin önemini, müteahhitliğin ne kadar önemli olduğunu bize göstermiş oldu. Şimdi zaten yeni müteahhitlik yasasıyla, sınıflandırmayla artık müteahhitlik şartları
yeterlilik belgesi olmadan artık müteahhitlik yapmak mümkün değil. Öyle olduğu için de bundan sonraki inşallah dönemde hem yapı denetim sistemi, kontrol sisteminin olması hem de yeni yönetmelikle birlikte depreme ve özellikle sağlam konutların yapılmasıyla 2012 yılından sonra başlayan binalarımız, müteahhitlik hizmetlerimiz gerçekten çok iyi, çok kaliteli. Tabii şu son dönemdeki depremlerden dolayı maalesef müteahhitlerimizi de sorumlu veyahut da bunlara bütün sorumluluğu üstüne atıyorlar. Burada da çok büyük bir yanlışlık var. Çünkü 50 yıl önce yapılan bir binanın o zaman hiçbir imkan yokken yapılmış, o zamanın şartlarına göre yapılmış ve maalesef tabii ki ne o dönem bu binalar sağlam yapılmamış. Ama şu an yeni yapılan bütün imalatlarımız, bütün binalarımız hem belediyeler tarafından, hem bakanlıktan, hem de yapı denetim, hem de bizim özellikle şey yapınca aslında müteahhitlik hizmetinin son dönemde gerçekten çok iyi bir seviyede oldu. Yani saygınlığı artmak zorunda, artıyor da şu an. Şu anda en büyük müteahhitlerimizin sanki günah keçisi seçilmesini ben bu çok büyük bir yanlış algı. Çünkü zaten ömrü bitmiş. Mesela ağır hasarlı binalar var. Veyahut da biz her zaman dedik muayene sistemi olsun. Diyelim bir 50 yıl önce yapılan konutun zaten ömrü bittiyse bu konut yıkılsın. Yerine yeni konut yapılsın. Şimdi son dönem bildiğiniz üzere faizler çok yükseldi. Genel anlamda müteahhitlerimiz durdu. Durma noktasına geldi. Öyle olunca da üretim yok. Üretim olmayınca da seneye konut yok. Konut olmayınca da maalesef seneye büyük bir hem maliyet artışı hem fiyat artışı olacak. Şimdi bunun için sadece faizle bu iş yürümez. Acil tarafından üretmemiz lazım. Bu her anlamda. Yani şimdi Türkiye çok pahalı bir ülke oldu. Bunun sebebi sadece faiz değil. Mal olmazsa pahalı olur. Bunun başka bir alternatifi yok. Her konuda üretmemiz lazım. Üretimi desteklememiz lazım. Biz de müteahhitler olarak üretiyoruz. Biz nasıl üretiyoruz? Gerçekten bir fabrika gibiyiz. Bütün müteahhitler 250 ana kalem, binlerce yan mamül, her tarafın lokomotifiyiz şu an. Biz durunca onlar da duruyor. Müteahhitler durduğu zaman maalesef onlar da durmak zorunda. Öyle olunca yeni mal üretilmediği zaman bir taraftan değer artışı var. Bir taraftan da ev sahibi olmak çok zorlaşır. Çok zorlaşıyor. Seneye kiralık ev dahi bulmak mümkün değil bu öyle giderse. O yüzden acil olarak özellikle konut kredilerinde kademeli geçiş olabilir. Şu an doğru faizler yüksek ama bir yıl için yüksek faiz, sonraki kalan 9 veya 15 yıl için o zamanın faizi kuru alınıp insanlara ev sahibi yapılabilir. Şu dönemde tabii ki de mümkün değil. 1.000 lira kredi çekmeye gidiyor vatandaş, bu adama 4.000 lira geri ödeme çıkıyor. Mantıklı mı? Mümkün değil, mantıklı değil. Orta kesim tamamen bitti. Şu anda orta kesim ev alamıyor. 2 memur emekli oluyor. Orta kesimden 2 memur emekli oluyor. Kredi çekmeye gidiyor, kredi yok. Emekli maaşıyla gidip ev alamıyor. Araba alamıyor. O yüzden insanlar ev sahibi yapmak istiyorsak veyahut da daha çok bundan sonraki dönemde üretimi artırmazsak insanlar artık ev sahibi olması çok zorlaşacak. Böyle olunca da tabii ki maalesef kentsel dönüşümde çok yavaşlayacak. Şu anda kentsel dönüşüm denince akla insanların hep şey geliyor. Eski binayı yıkalım, yenisini oraya yapalım. Öyle bir şey yok. Eski bina her zaman yıkılır. Eski bina yıkmak 1 saat sürür, 1 gün sürür. Önemli olan yeni konut üretmek. Bunun için de burada yapmanız şart değil. Erkilet'te yapalım, Memsin'de yapalım, başka yerde yapalım ama bunun alternatifinin üretilmesi lazım.
Bunun için de özellikle bakanlığın buradaki yıkılan binayı Erkilet'te yapan adama teşvik çıkması lazım. Kentsel dönüşümden yararlanması lazım. Yeni konut aldığı zaman tamam ben buradaki evimi yıktırıyorum arkadaş. Bu bina yıkılsın ama ben başka yerden ev alabileyim bunun yerine. Kentsel dönüşümden yararlanayım diye bir kanun çıkmazsa Türkiye'de şu anda 7 milyon konut sıkıntısı var. Kentsel dönüşümle birlikte 1 milyon şu an deprem bölgesinde yapılması acil konut var. Zaten 1 milyon eksideyiz. Yani 8, 9, 10 milyonluk şu anda bir konut sıkıntımız var. Bunu da çözmenin yolu zaten bugün de deprem oldu, dün de oldu. İnsanlar tedirgin, insanlar huzursuz. Çünkü gerçekten eski yapılarda ne kadar dayanır bilemiyoruz. Bunun tespitini yapılmadı. Bunu insanlara bırakmak yanlış. Ben her zaman diyorum muayene sistemi olsun, bu eski yapılar mühürlensin veyahut da kapısına bir yazı asılsın, bu bina riskli diye. İnsanların canı her şeyden önemli. Bunu hiçbir müteahhit bir çivi, bir tel veya bir demirden kaçıp da bu işlere girmez. Hiç kimse yanlış anlamasın. Yani buradaki müteahhitlerden kaynaklı bir şey değil. O dönemin yönetmeliği, mühendisi, belediyesi, bakanlığı o zaman izin vermiş, o şartlarda yapılmış. Ama maalesef Türkiye deprem bölgesi olduğu için bu konutlar o zamanın şartlarını taşımıyorsa, eğer ki artık bu iş kaldırmıyorsa bu binaları mühürlememiz, acil tarafından yeni konut üretmemiz gerekiyor. Bunun için de ben özellikle artık insanların küçük konutlara da yönelmesini istiyorum. Çünkü hem maliyeti az, hem alımı kolay, hem de gerçekten de aslında bizim Kayseri'de büyük bir yanlış oldu bu. 1+1'ler iptal oldu. 1+1'lerin iptal olması insanların daha çok böyle zorlanmasına sebep oldu. Bunu başta Talas bölgesinde tabii suistimal ettiler. Belediyelerimiz de dedi ki arkadaş biz bu işi iptal ediyoruz dedi ama 1+1 dünyaya gezdiğiniz zaman dünyadaki bütün evler ağırlık 1+1, 2+1. Bir tek Kayseri'mizde ve Türkiye'de bu ağırlıklı. Öyle olduğu için de insanlar ömür boyu bir eve çalışıyor, ömür boyu bir eşyaya çalışıyor. Ama binaları, dairelerimizi biraz küçültürsek en azından yeni evlenen bir çift, yeni evlenen bir memur rahat bir ev sahibi olabilir. Onun için de inşallah büyükşehirin tekrar bu 1+1'i özellikle küçük evleri çıkarmamız şart. Çünkü kentsel dönüşümde adamın 100 metre eski binası var, 100 metre ev istiyor. Olmaz kardeşim. Yani senin evin 5 para etmez, senin evin hurda. Bunun yerine sen 40 metre, 50 metre bir ev almak zorundasın ama yeni, modern, sağlam, yalıtımlı evleri almak zorundasın. O yüzden de inşallah bu sisteme geçilirse konut sektörünün özellikle zaten bu işin birkaç yılda çözülmesi mümkün değil ama en azından 5-10 yıl içinde konut ihtiyacının, talebinin karşılanması için büyük bir önlem olur. Dediğim gibi şu anda gerçekten müteahhitlerimizin %99'u çalışmıyor, işi bıraktı veya bekliyorlar. Çünkü hem maliyet çok artışı var, hem işçilik çok artışı var, hem de bir taraftan satışla ilgili çok büyük problem yaşanıyor. Çünkü faizler çok yüksek. Onu da acil bir taraftan dediğim gibi kademeli faizle en azından insanların üretimi desteklememiz lazım. Bunun için de inşallah yılbaşına kalmadan bir kanun çıkar. Çünkü tamam 1.20 ilk evim, sıfır evim konut kredisinin mutlaka çıkması lazım ama şimdi 5 faizle bu iş olmaz. Aylık %4-5 faizler gidiyor. İnsanlar tabii buna aldanıyor. %4-5 gerçekten başkanımın dediği gibi kısa vadeli şeyler bunlar. Hiçbir şekilde bu tür faize yatırıp da ev sahibi olunmaz. Olan da ben görmedim. Mesela şu anda borsa düşüyor. Bakıyorum borsaya girmiş bir küçük yatırımcı. Burada küçük yatırımcılar çok büyük zararlar ediyor. Maalesef artık şu işleri bırakmaları lazım. Adam evini satmış, arabasını satmış, borsaya girmiş. Borsaya, ya arkadaş sen yani
borsa uzmanı mısın? Neysin yani sen? Ne işin var? Zaten o yukarıda 3-5 kişi var. Bir düşürüyor, bir çıkarıyor. Senin elindeki paranı alıyor, gidiyor. Tabii dünyadaki en garantili, en sağlam iş gayrimenkuldür. Her zaman konuttur. Çünkü bankada paranız olsa 10 sene sonra bu paraya el koyuyorlar. Devlet el koyuyor, hazine el koyuyor. Ama konut torununa kalır. Yüzlerce yıl olsa gayrimenkul işi dursa hiçbir riski yok. Bu altın çıksın, dolar düşsün, borsa faiz çıksın hiç önemli değil. Konut değerini zaten bulmak zorunda. Çünkü bir imalat meselesi bu. Yani siz 1 liraya mal edip de 50 liraya satamazsınız bir şeyi. Mutlaka yeni dönem maliyetine göre hesaplanıyor. O yüzden de şu anda Kayseri'de acil tarafından bu 1+0'ın 1+1'in de çıkması gerekiyor. Çünkü aslında çok ekonomik bir iş. Bunu tamamen suistim olarak düşünmemek lazım. Çünkü artık hiç kimse annesi babasıyla yaşamıyor. Kimse artık toplu aileler kalmadı. En azından annesi babası veyahut da yeni evlenen çiftlerin 1+1'de yaşayabilirler. Çok rahat yaşarlar. Bunun çıkması şart. Bunu suistimal işini de zaten bu şekilde çözüm olmaz. Bunun çözümü zaten emniyettir. Ahlak meselesidir. Bunun çözümü belediye değil. Ben özellikle bunu istiyorum çünkü hem satımı kolay, hem yapımı kolay, hem almak kolay. Kirada oturacağı yerde başkanım yeni evli biri doğru 1+1'de oturabilir. Ya da otellerde uzun süre kalan bu değişik şekillerde fabrikalara gelen üst yöneticilerin 2-3 ay konaklama durumunda ya. Kaldıklarında büyük bir avantaj. Başkanıma katılıyorum. İhtiyaç var. Kötü amaçlar kullanırsa bıçak da cinayet aleti olarak kullanılabiliyor. Evet. Yani. Tabii öyle olunca da konutla ilgili ulaşımın bizim satmamız da zorlaşıyor. Müşterinin alması da zorlaşıyor. O yüzden inşallah bunun yeni bir dönemde teklif sunacağız. Kayseri için bu Sayın Başkanım özür dilerim. Bir de şartlar değişti. Bu yasaklandığı dönemde konuta ulaşmak kolaydı. 3+1 herkes alabiliyordu ama bugün maliyetlerin artışıyla dünyada konut maliyetleri artıyor. Döviz bazında da arttı yani %30. Bir de ihtiyaç da olmuyor başkanım. Özellikle Kayseri'ye bakacak olursak yani müsavi odası hiç kullanmıyor. Müsavi odasına 1+1 ya da 1+0 rahat ihtiyaç olsa yani. Şimdi Ömer Bey ekonomik gücüne göre sen hareket edebilirsin. İşte kira ödemiyorsun. Bari 1+1 alayım. Ama işte maalesef belli bölgelerde özenti dediğimiz olay insanı maalesef yapamayacağı işe zorluyor. Dediğiniz gibi alternatifi koymak lazım. Ya bu olabilir. Şimdi 4+1, 5+1, 10+1 de olabilir. Ama önemli olan orta kesim ve alamayan grup. Alamayan grup. Zaten öbürü isterse 10 tane ev alsın, 10 tane ev birleştirsin. Orada sorun yok zaten. Orada sorun yok ama tabii koca koca evler yapıp da gerçekten ben üzülüyorum. Bazen insanlar yakıt parası, aidat parası ve eşyaya çalışıyor. Ömrü boyunca ömrü bitiyor. Bu yanlış bence. Yanlış bir uygulama. Özendirmemiz lazım. Bizim için önemli olan isterse 1000 metre ev yaparız bir kişiye. Ama önemli olan satışı ve değeri. Yani bugün siz tutup da gerçekten de 4+1'in 1+1'in kirası aynı şu an. Vatandaş onu tercih ediyor. Niye? Masraf az. Daha az masraflı. Doğru. 4+1'in 2 katı aylık masrafı var. 1+1'in daha aşağı. Onun ısınması eşyası. Aslında o kiradaki şey eşit olması başkanım. İnsanların 1+1'i tercih ettiği anlamına da geliyor. Tabii tabii. Talep şimdi, olduğunu da gösteriyor. Şimdi zaten bir soğuk yaşlı insanın yani gerçekten zaten. O koskoca evi temizlemesi, bakımı falan gerçekten mantıklı. Isıtması ayrı bir dert. Yani yaşlı düşünün bir 70-80 yaşına gelmiş iki çift evde oturuyor. Koskoca ev zaten. Bu adam nasıl evini temizleyecek? Veyahut da bakımını yapacak. Haftada bir temizlik ister falan. Yani bunun aslında modern, doğru yapılması gereken bu. Kıbrıs'la ilgili özellikle bizim son dönem şeye gittiğimizde Kıbrıs'ta Sayın Cumhurbaşkanı gerçekten bize çok ilgilendi bizimle. Özellikle Türkiye'den artık müteahhit istiyor. Türk müteahhit istiyor. Türk insanının orada ev almasını istiyorlar. Çünkü
son dönemde görüldü ki bu özellikle savaşlar Suriye'dir, en sonki işte Filistin Savaşı'nda yine Türk'ün Türk'ten başka dostu yok. Yani Kıbrıs'a yabancının dolması en de sonunda başına bela olacağını herkes iyi biliyor. Kıbrıs bizim, her şey bizim. Şehitlerimizin kanıyla alınmış bu toprak. Doğru. Onlara bizim sahip çıkmamız lazım. Bu bizim tarihi misyoner görevimiz. Yani. Başkanım, şimdi süremiz de bitti. Bizden sonra da diğer programlar var. Sohbetimiz çok son derece keyifli ama biz bunu bir yılı bir programa sığdıramayız. Evet. Zaten özellikle burada bir nokta virgül koymak isteriz. Hem diğer projeler, yatırımlar, yeni yıl beklentilerini sektör değerlendirme iki diyerek haftaya bunu bırakalım. Hem Kıbrıs'ı değerlendiririz hem diğer konuları değerli. İki değerli konuğumuz üst kurulda yönetim kurulu kayımder başkanlığı yapar ama sektörün içinde çok konut üreten iki müteahhit olarak da bir programa sığmayacağını ben de biliyorum ama özellikle ben zaman çok hızlı geçiyor. Fakat bu özellikle Kıbrıs'taki çok önemli toplantıyı burada bir değerlendirelim. İyi de oldu, güzel de oldu. Fakat her şeyin de bir sonu olduğu gibi bizden sonra program, ondan sonra başka programlar da var. Ben çok çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza, ayağınıza sağlık. Bundan sonra sözünü de alalım. Haftaya inşallah bunun devamını yapalım. Devamını yapalım. Masaya yatıralım. Çünkü hem bunun kamuoyu oluşması hem de kamuoyunda bazı gerçeklerin tam olarak bilinmesi için ihtiyaç da var. Geriye dönüp baktığımızda yaptığımız programların çok ciddi hedefine ulaştığını, doğru bilginin de faydalı olduğunu gördük ki biz de mutlu oluyoruz. Ve bunun devamında yararlı görüyoruz. İnşallah önümüzdeki programda görüşmek üzere diyoruz. Çok kısa gibi geldi. Vakit hızlı geçti ama süre aslında 45 dakika. Sık şeyde gelmedi. YouTube kurallarına göre de ara vermemiz gerekiyor. Evet. Görüşmek üzere diyorum. Ben tekrar buluşmak üzere. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Fırsatı verdiğiniz için. Sağ olasınız. Çok sağ olun. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız. Sağ olun. Çok teşekkürler. Değerli konuklarımızla sektörel bakışın ilk bölümünü gerçekleştirdik. Haftaya inşallah ikinci bölümünü yapacağız. Devamını yapacağız ve bu konuyu gündemde tüm sorunları işlemeye devam edeceğiz. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun efendim.